Adana Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hoca, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliğinden vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Cenab-ı Allah o arslanı dünyada tebliğ için istihdam etti. Görevi bitince o muhteşem arslanı yanına aldı demek ki. Birçok alemin, birçok hocanın hocasıdır, hocaların hocasıdır. Çok değerli, mübarek, muhterem, müberra bir insan. Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah. Makamını cennet etsin. İnşallah. Ailesine, yakınlarına Cenab-ı Allah sabrı cemil ve uzun ömür nasip etsin. İnşallah. Büyükler teker teker gidiyor. Peygamberimiz diyor, bütün alimler teker teker çekilir. Sonra evlatlarımdan Mehdi zuhur eder diyor. Çekilir demesi. Yani evine çekilir anlamında değil. Ahirete çekiliyorlar. Adana Mehmet Kırkıncı Hoca'yı hastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmiş. Bir fotoğraf da var. Ayrıca Başbakan Davutoğlu da daha önce evinde ziyaret etmiş. Bunu da resmi göstereyim. Kardeşim işte bu hükümet böyle yaparsa yıkılmaz. CHP'ye 50 kere söyledim. MHP dedim. Ya alimlerle, hocalarla görüşün. Tarikatlarla, cemaatlerle görüşün. Bu çekingenliği kaldırın dedim. Bu şekilde büyüyemezsiniz dedim. Bak AK Parti tam can damarının olayı yakalamış. Mesela başbakan bak evine gidiyor. Mükemmel bir olay. Halkın aradığı bu kardeşim. Millet bak kuru ekmeğin arasına 50 gram peynir koy, sürünür. Ama bunu ister millet. Bunu. Size diyor refah getireceğiz, zenginlik. Kardeşim istemiyoruz. Bize maneviyat gerekiyor, maneviyat. Sen bize Allah'tan, dinden bahset. Biz karda sürünmeyi kabul ederiz. Karda sürüneceğin değil, karda sürünelim. Ama sen bize Allah'tan, dinden bahsedeceksin. İnşallah. Ve alimleri, hocaları sen sevmezsen veya sevdiğini göstermezsen, sevdiğini göstermekten imtina edersen, bu basına yansırsa ne olur dersen, bereketsizlik olur. Bak AK Parti'nin Tayyip Hoca mükemmel. Bak, orada kıpkırmızı olmuş heyecanından. Çok güzel. Aç, göster. Göster. Bunu yaptın mı sırtı yere gelmez. İnşallah. Olay bu kardeş. Konu bu. AK Parti'nin başarısının nedeni budur. Gidiyor mesela Mehmet Kırkıncı Hoca. Gidiyor Seyit Salih Özcan. Bütün alimler, hocaların vefatlarında, cenazelerinde, hastanelerinde, sağken, efendim, hastayken sürekli ziyaret. Evet. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri dedi ki Tayyip Hoca, hemen dedi devletin özel uçağını göndereyim, Cumhurbaşkanlığı uçağını göndereyim dedi. Biz Tayyip Hoca'yı arattırdık. Evet. Ambulans uçak göndereyim dedi. Hemen. Annemiz geçmiş olsun dedi Şeyh Nazım hocamıza. Oğlu gitti ziyarete. Sen bunu yaparsan seni herkes destekler. İsterse anormal şeyler de yap yani. Yanlış şeyler de yap. Millet umurunda bile olmaz. Ekonomi çökse de umurunda olmaz. Biz bunu arıyoruz. Ayrıca çökmez böyle bir bereket ortamında. Ekonomiye de bereket gelir. Adam bir fotoğraf daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de evine gitmiş Mehmet Kırkıncı Hoca'nın. Bu resimde görebiliyoruz. Elinden tutmuş. Bak şu güzelliğe bak. Şimdi böyle yapan adamı bu millet bırakmaz. Bunu yapan adam millet bırakmaz. İstediğini saydır, istediğini söyle, elinden gelen ardına koyma. Millet bırakmaz böyle bir şeyde. Vefa gösterir. Alime vefa gösteren adama millet de vefa gösterir. Alimi seveni millet de sever. Mehmet Kırkıncı Hoca. Dünya tatlısı. Dünya şekeri, balı kaymağı yani. Onun bir filmi vardı. Mehmet Kırkıncı Hoca'nın bizim yaptığımız bir röportajı yayınlasın mı? Bu yüzyılda İslam dünyaya hakim olacak mı hocam? Her gelen gün efendim
İslamiyet artıyor yani her saat, saat bas saat yani. Usta size tebliğ edilebilir. Bir umut var olunuz. Şu istihbarlı bir inkılap içerisinde en büyük sırada İslam'ın sadesi olacak. Kur'an-ı Azimüşşan'ın feyzi dalga dalga dünyanın her tarafına gidecek inşallah. Maşallah. Müslümanlar biraz daha böyle bir şuur olsa da yani hayatları ya da İslamiyet'i yaşasalar var ya çok yakın zamanda yani İslamiyet dünyaya sunulacak. Biraz yani Müslümanlar şuur olsa da yani hayatlarına da İslamiyet'i tedbir etseler var ya efendim o zaman daha tez neticeye varacağız inşallah. İnşallah. İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam? Muhakkak. Allah razı olsun. Okuyorsunuz. Okuyoruz. Okumaz mıyız? Bizi hocamız hep Risale-i Nur'la yetiştirdi inşallah. Hocam, Hoca Efendi ben çoktan tercih edilen, tesvip edilen efendim. Ben maşallah subhanallah efendim akıllı şuurlu bir hizmet işliyor efendim. Birçok gençlerin feyzine vesile oldu canım. O zaman Hazreti İsa'nın da nuzulü söz konusu değil mi hocam? Tabii. Hazreti İsa bizzat cismen nuzul edecek. Bizzat kendi geldi. Hazreti İsa'nın nuzulü kat'i olmakla birlikte diyor. Kat'i diyor, kesin diyor yani işte. O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte. Dünya hakimiyeti Allah'ın izniyle İslam dünya hakimiyeti olacak. İttihat-ı İslam olacak. Başında bir kişi olacak ama bu kişi Risale-i Nur'u neşir ve tatbik eden ama bir lider olacak yani. Tabii ki. Onsuz olmaz. Evet. Bir kişi yani. Şimdi hakikaten şahsı manevi değil. Yine bir kişi. Evet. Bak İsa şahıs olarak gelecek. Evet. Mehdi de şahıs diyor. Dünya tatlısı. Beni de ne güzel övüyor. Çok maşallah. Şeker. Efendim birçok gençlerin feyzine vesile oldu diyor. Maşallah. Güzel güzel diyor maşallah. Bediüzzaman'ın manevi feyzine mazhar olmuş insanlar. Seyyid Salih Özcan hocamız da hocam. Ben Mehdi'yi gördüm. Yine göreceğim demiştim inşallah. O sırf şekerden baldan oluşuyor. Maşallah.